Ben hiç cümle kuramayacakmışım gibi hissediyorum. Ben doğumluyum. Belli bir yaşa kadar alım aldım. Kimse gelinin o dönemde dışarıda bir iş açmasını istemezdi. Sadece kimseyi dinlemedim. Yani orada Rabbimin verdiği bir güçtü herhalde. Yani inandım. İnandım. Bunu yaptım. Oraya geçmek de zor bir süreçti. Sonra arka planda çok çalışan arkadaş. İnanılmaz mutluyum. Tüm Türkiye'de bu kadar yankı uyandıracağını bilmiyordum. Bütün kadınlarımız şu anda hissediyorum ki tüm Türkiye'nin kadınları Kayseri sporlu. Öyle mesajlar alıyorum ama bütün takımların, bütün taraftarların sporu birleştirici gücünün olduğu için bir de kadın olunca nasıl bir etki yarattığını hep birlikte görmüş olduk. Takımımızı daha üst sıralara taşımak için çok çalışmam gerekiyor. Burada da hem isterim sanırım bayağı bir desteğe de alacağım. Mutluyum. Ben zaten hem anneyim hem iş kadınıyım. Hem değişik STK'larda, kurumlarda görevlerim var. Onlara bir görev daha eklemiş olarak görüyorum ama bunun sorumluluğu çok fazla. Bir şehrin en büyük markasını temsil ettiğimi görüyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım. Sponsorlarımızın desteğiyle, biliyorsunuz en büyük sponsorumuz, isim sponsorumuz. Taraftarın, Büyük Kayseri Spor taraftarı desteğiyle, umarım yeni oluşturacağımız yönetim kurulunun desteğiyle şehri markasını en iyi yerlere getirmek için uğraş vereceğiz. Ve gördük ki ben bunu bu kulübe ilk girdiğimde Ar-Ge reklam bölümünde çalıştım ve iş dünyasından takıma destek isterken Kayseri Spor'un, İstikbal Mobilya Kayseri Spor'un bu şehrin markasına, bu şehrin tanınması için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyordum. Rabbim bana bunu çok konuşmadan dün gece, dün yaşananlarla canlı örneğini gösterdi. Dün bütün Türkiye Kayseri ve İstikbal Mobilya Kayseri Spor'u konuştu. Sanırım bunu artık benim daha fazla anlatmama gerek olmadan bütün şehrin el ele vereceğini düşünüyorum. Ki Türkiye'de böyle ve düşünün Avrupa ve dünyada başarı yaparsak şehrimizin tanıtımının nerelere geleceğini. İnşallah bunlar hayal olarak kalmaz, burada konuşma olarak kalmaz. Bunları başarıp orada bir şeyler konuşuyor oluruz. Yarınki maç önemli. Kayseri Sivas açısından da önemli. Şimdi zaten kulübe gidiyorum. Teknik heyetimiz bu konuda gerekli çalışmaları yaptı, yapıyor. Futbol biliyorsunuz 90 dakika biri oynar, 91 dakika golü başkası atar. Biz burada fair play olmasını diliyorum. Taraftarlarımıza, gelen misafirlerimize karşı nezaketli olmalarını, tahriklere kapılmamalarını diliyorum. İnşallah takımımız adına başarılı olur. Ama yensek de yedinsek de sporun birleştirici gücünü her zaman önemsiyorum. Bugün biz yeneriz, yarın onlar yener. Yarın onlar yener, tekrar biz yeneriz. Önemli olan şehrin artık her maçımızın bir festival havasında çoluk çocuk, kadınlarımız hep birlikte o statta olmamız. Zaten o birlikteliği yakaladığımız zaman bu direkt, bu pozitif enerji bizim takımımıza yansıyacaktır. Çıkmadan mikrofon elime aldım, ayağa kalktım. Dedim ki sevgili kadınlar, çok zor bir görevi devraldım. Takımımız çok zor bir yerde. Bu yüzden hem sizin arkamda yanımda olmama, statları doldurmanıza, birlikte hem dualarınıza hem de fiziksel olarak yanımda olmanıza çok ihtiyacım var. İyi olur, ben yapmış olurum, kötü olur, düşürmüş olurum. O yüzden gelin hep birlikte biz bunu iyi yapalım dedim. Onlar da hep birlikte alkışlayarak yanında olacaklarını belirttiler. Bundan sonra Kayseri Spor tüm şehrin, erkeklerin, kadınların, çocukların, gençlerin takımı olacak. Bazı kadın arkadaşlarıma tabii ki teklif götürdüm ama bu işler biliyorsunuz gönüllülük işi, vakit ayırma işi, bir de biliyorsunuz takımımızın durumundan dolayı mali yönden kuvvetli olma işi. Ben elbette davet ettim. Teveccüh eder, gelirlerse yan yana olacağız ama olmazlarsa da dediğim sebeplerden dolayı ben bütün kadınların zaten yanımda olduğunu biliyorum, hissediyorum. Tüm Türkiye'nin kadınlarını dün yanımda hissettim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.